Nazlı beklesene. Ya Yiğit gelme peşimden. Dağın başında yalnız mı bırakayım seni? Ya sen olmadan da ben dağ bayır geziyordum zaten. Sana ne ya? Nazlı. Nazlı lütfen. Of. Yiğit. Yiğit. İyi misin ya? Aç gözünü ya Allah'ım, ne olur bir şey olmasın ya Yiğit. Yiğit. Ya orada mı patlattın kalk. Aptal. Numara her zaman işe yarar. Gerizekalı, korktum. Ne yapayım, beklemiyordum. Ya sen beni korkudan öldürmeye mi çalışıyorsun? Yalnız ağlamana izin vermeyeceğim Nazlı. Farkındaysan ben ağlamıyorum, canım sıkkın. Ayrıca ağlarsam da ağlarım, sana ne? Ya Melisa senin eski sevgilin değil miydi? Ya da aşık olduğun kız, her neyse. Tamam, ben de üzüldüm. Biz yıllardır konuşmuyorduk. Ama senin suçun değil ki. Ya bilmiyorum. Biraz kafam karışık. Seninle ne alakası var Nazlı? İkisi beraber kaza yaptılar. Evet. Ama dolaylı da olsa sebep benim. Nasıl sebep sen oluyorsun? Sen mi bindirdin Melisa'yı o motora? Evet, ben bindirmedim. Ama Melisa Savaş'a çok aşık, tamam mı? Onu elde etmek için bir sürü şey denedi. Ben olmasaydım belki de sevgili olacaklardı, bilmiyorum. Savaş olmasaydı belki de ben Melisa ile birlikte olacaktım. Olaya bu açıdan bakamayız ki. Ya Savaş şu an vicdan azabından ölüyordur. İşte bu yüzden senden hoşlanıyorum. Ne? Hala Savaş'ı soruyorsun. Keşke biri beni böyle sevse. Biri derken o kişi sen oluyorsun. Hadi yürü gidelim. Peri ile Selin merak ederler. En azından beraber yürüyeceğiz. Bu da bir şeydir. Ali beni gördüğüne çok sevmedi galiba. Öyle değil ya. Ya söyledim ya, aklı kaldı. Bir de beni burada bırakıyor diye biraz canı sıkıldı. Çok büyük aşklar da. Sen işine baksana küçük fare. Ne ya? Senin yemeğin de bitmiş. Hadi sen git kartopu oyna bebeğim, hadi. Aman. E niye kızıyorsun kızım? Doğruyu söylüyor. Her işe burnunu sokuyor. Ben de kovdum işte. Aşk güzel şey. Ben de aşıktım. Dertli duruyorsun. Sonra ne oldu? İşte bu oyunculuk hikayeleri başladı. Orada bir rol aldım, tanındım. Sonra uzaklaştık. Ya biz Ali'yle öyle olmayız mesela. Başta ben de öyle diyordum ama... elinde olan şey değil ki bunlar. Yani neden elinde olmasın ki? Başta çevrem değişti. Sonra o bu çevreye alışamadı. Derken kıskançlıklar, kıskançlıklar kavgayı beraberinde getirdi. Olaylar iyice büyüdü ve severken ayrılmak zorunda kaldım. Yani biz öyle olmayız. Ali her ortama uyum sağlar. Tabii canım, yani sizin bizimkisi gibi olacak diye bir kural yok ki. Ya Ali'nin tek sorunu seni fazla sahipleniyor olması. Bu da aşılmayacak bir sorun değil. Öyle mi görünüyor dışarıdan? Yani sırf sizinkisi için demiyorum onu. Bu Türkiye'de genel bir şey galiba. Yani Türk erkekleri kız arkadaşlarını fazla sahipleniyorlar. Böyle özel hayatına fazla karışıyorlar. Ve sonra klasik işte kavgalar, kıskançlıklar. Hikaye aynı. Bak tabii Ali için demiyorum bunları. Sonuçta herkesin ilişkisi başka. Tek isteğim bir saatliğine uğramak ya. Bir saatçik çok mu? Mesele o değil senin. Mesele senin söz verip sözünü yerine getirmemen. Huysuz ve kıskançsın Ali. Ve bunu sadece kıskançlığından yapıyorsun. Ya ortama yeni girdin. Aralarına girmek, kaynaşmak, sevilmek, dikkat çekmek istiyorsun. Bütün derdin bu işte. Nasıl konuşuyorsun ya sen? Nereden çıkarıyorsun bunu? Çünkü bizim aramıza girerken de aynı şeyi yaptın Selin. Selin. İnşallah seni üzecek bir şey söylememişimdir. Yok yok,
Hayır, üzecek bir şey değil. Ama sen haklısın. Ali biraz fazla korumacı. Ama bak, dediğim gibi yani aşılmayacak bir sorun değil bu. Değil tabii canım. Of, nihayet. İkizim, iyi misin? Daha iyiyim. Biraz kendimi kötü hissetmiştim, şimdi geçti. Yemek yiyelim, gel. Yok, acı değilim ya, yemeyeceğim. Bu arada Doruk ben. Ben de Nazlı. Yiğit. Memnun oldum. Kız arkadaşın galiba. Çok yakışıyoruz değil mi? Hayır, değil. Az gel sen böyle, hadi geç. Gel. İyiyim. Kusura bakmayın, sizin canınızı sıktım ben. Sorun değil. Her ne olduysa Güneş Hanım, suçlusu siz değilsiniz. Nereden biliyorsunuz? Benimdir belki. Sizi artık az çok tanıyorum. Ta en başından beri bazı kararları alırken sizi de gözetmem gerekirdi. Farkındayım. Bunları sizden duymak çok şaşırttı beni. Güneş Hanım, ben kalpsiz bir insan değilim. Sadece başından beri ailemi korumaya çalışıyordum. Ama tabii bazılarının hata olduğunu da kabul ediyorum artık. Ne mesela? Mesela ailemizin geçmişini, sırlarını fazlasıyla saklamaya çalışmışım. Bu hepimize çok zarar verdi. Ahmet'le Haluk'u aradığımız gün anlattıklarınız gibi mi mesela? Ya da Savaş'ın annesiyle ilgili başka şeyler de mi var? Hastanede benimle bir şey konuşacağınızı söylemiştiniz. Hala bir şey konuşmadınız. Başka şeyler mi var benim bilmediğim? Yok. Önemli bir şey değildi. Bana her zaman anlatabilirsiniz Rana. Rana abla. Siz de mi buradasınız? Niye o kadar şaşırdın İnci? Ay yok yani, hayır, beni Sevil'e aradı da. Şey, çok kötü geliyordu sesi. Morali bozukmuş galiba. Levent'le ayrılmışlar sanırım. Ya ben de onunla buluşacaktım burada da böyle koştur koştur nefes nefese kaldım. Otursana İnci. Ay oturayım valla. Siz ne yapıyorsunuz burada? Yemek yiyoruz. İkiniz beraber. Çok mu acayip? Değil mi? Teşekkür ederim Haluk Bey. Rica ederim. Siz hiçbir şey düşünmeyin. Emin ellerdesiniz, rahat olun. Değil mi Yalçın? Tabii ki İmran Hanım. Hiç kuşkunuz olmasın. Haluk Bey. Zafer'den hiç haberiniz var mı? Zafer'den hiç haberiniz var mı? Kızlar bana yapar.